Evet arkadaşlar, 65. sorumuzla devam ediyoruz. X kare eksi 3. X kare eksi 6x artı 10 bölü 9 eksi x kare büyükmüş sıfırdan. Şimdi eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir diyor. Ne yapıyorum? Önce x kare eksi 3'ü 0'a eşitliyorum. X kare eksi 3, 2 kare farkından x eksi kök 3, x artı kök 3 olmak üzere ayırabiliyorum. O zaman ne yapıyorum? Bu çarpımın 0 olması için x eksi kök 3 eşittir 0, x eşittir karşıya attım kök 3, x artı kök 3 eşittir 0, kök 3'ü karşıya attım x eşittir eksi kök 3'tür diyorum. Sonra şu denklemime bakacağım. X kare eksi 6x artı 10 eşitmiş 0'a. 2 kare farkı olarak çarpanlarını ayırabiliyor muyum? Çarpanlarını ayıramıyorum. Ne yapabilirim o zaman? Köklerini bulamıyorum. O zaman b kare deltasına bakıyorum. B kare eksi 4ac. B'si nedir? 6. Eksi 6. Eksi 6'nın karesini alıyorum. 36. Eksi 4 çarpı 10 çarpı 1. Deltası 36 eksi 40'dan eksi 4 oldu. Delta 0'dan küçüktür. O zaman ne diyorum? Kök yoktur. Buradan bana bir kök gelmiyor. Bu denklemimden. 9 eksi x kareye bakalım. 9 eksi x kare eşittir 0. Nasıl ayırabilirim? Aynı 2 kare farkı gibi ayırıyorum. 3 eksi x, 3 artı x eşittir 0'a diyorum. O zaman burası da 0'dır. Burası da 0'a eşit dedim. 3 eksi x 0 ise x'i hemen karşıya attım. X eşitmiş 3'e. 3 artı x 0 ise x eşitmiş eksi 3'e dedim. Şimdi bulduğum değerler nedir x için? Eksi kök 3. 3 kök bulamadım. Eksi 3 ve artı 3. Şimdi bakıyorum. Eksi 3'ü yazdım. Eksi kök 3. Kök 3 ve 3. İşaretlerimi nasıl yapacağım? Şu an çift katlı kök var mı? Hayır, yok. Hepsi normal köküm. Aynı kökten iki tane yok yani. Tek katlı köklerim. Şimdi burada x'in x karenin önünde artı var. Çarpı. X karenin önünde artı var. Bölü. X karenin önünde eksi var. Yani artı bölü eksiden eksiyle başlıyorum. Eksi. Artı. Eksi. Artı. Eksi. Şöyle artı sonsuza, şöyle eksi sonsuza gidiyor. Bana neyi soruyordu? Sıfırdan büyük olan kısma. Sıfırdan büyük kısımlar neresidir? Eksi 3 ile kök 3 arası, kök 3 ile 3 arası. O zaman eksi 3, eksi kök 3, birleşim, kök 3 virgül 3 yapıyorum. Bu da bana C şıkkımı veriyormuş. 66. sorumla devam ediyorum. Neymiş 66. sorum? M eşit değildir 0. M x kare eksi 4x artı M eksi 3 eşitmiş 0'a. Denkleminin aynı işaretle birbirinden farklı iki gerçel kökü olduğuna göre M'nin en geniş değer aralığı nedir diyor. Şimdi birbirinden farklı işaretli İki kökü varmış. Aynı işaretli iki kökü olsaydı ne diyecektim zaten? Çift katlı kök deyip deltasını sıfıra eşitleyecektim. Demek ki delta sıfırdan büyükmüş. O zaman deltayı yazalım. B kare eksi 4ac büyüktür 0 diyor. Burada B karem nedir? Şöyle 16 eksi 4 çarpı m eksi 3 çarpı m büyüktür 0'da. Deltamı yazayım. Buradan ne geldi bana? 16 eksi 4m artı 12
Bir de bunu M ile çarpacağım. 16. Şurada x'im var. Eksi 4m kare artı 12m büyükmüş 0'dan. Bu benim delta'mış. Şimdi buradan ne oluyor? Eksi 4m kareyi aldım. Artı 12m'i aldım. Artı 16'yı aldım. Bu denklemimde neyi bulmam gerekiyor? Köklerini bulacağım. Şimdi bunu eksi 2m, bunu 2m diye ayırdım. Bunu ne yapıyorum? 8'e 2 diye ayırıyorum. Çarpıyorum. Çapraz çarpıyorum. Düz yazıyorum. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4. 8 ile 2'yi çarptım. 16m. Eksi 4m. Topladığımda 12'yi verdi. Çarptığımda 16'yı verdi. Eksi 2 ile 2m'i çarptığımda da eksi 4m kareyi verdi. Şimdi çapraz çarptım. Şöyle düz yazmam lazım bunu. O zaman bunun kökleri neymiş? Eksi 2m artı 8 çarpı 2m artı 2 eşitmiş 0'a. Ne yapıyorum? Tek tek 0'a eşitliyorum şimdi. Eksi 2m yazayım açık açık. Artı 8 eşitmiş 0'a. 2m'i karşıya attım. 2m 8 ise bir tanesi 4'tür diyorum. Sonra 2m artı 2 eşitmiş 0'a. Karşıya attım. 2m eksi 2 m eşittir eksi 1'miş. Bana neyi soruyordu? Şu an bulduğum eksi 1 ile 4 aralığındaki bütün değerler. Ama bana neyi soruyor? Bakıyorum soruma tekrar. En geniş değer aralığı. Peki ben bu eksi 1 ile 4 aralığında 0 var mıdır? 0 vardır ama bana diyor ki m 0'dan farklıdır. O zaman bu aralıktan bir 0'ı çıkarmam lazım. Şimdi şöyle çizdiğimde doğru da. Eksi 1 burada, 4 burada. O zaman bu 0'ı çıkartmam, şöyle içini boş yapmam lazım. Geri kalan hepsi tarağında. Peki ben bu m'i eğer 3 yazarsam şurası 0 olur mu? M eksi 3 eşittir 0. Yani bir de m ne olamazmış? M 3 olamazmış. O zaman buradan bir de 3'ü çıkarmam lazım. Şimdi bu aralık nasıl oldu? Eksi 1'den 0'a birleşim, 3'ten 4'e tanım kümem m'nin en geniş aralığıdır diyorum. 67. sorumuza geçelim. Şöyle bir x ve y eksenimi çizdim. Buradan bir a doğrusu varmış. Burada doğruyu y noktası, y doğrusunda kesen bir a noktası varmış. 0'a 4'müş. Şuradan bir d doğrusu. Kestiği nokta c'ymiş. 3'e 0. Şu kestiği d'ymiş. Kesiştikleri E noktası, şurası B noktası, 2'ye 0. Tamam, şimdi bana neyi soruyor? A 0'a 4 yazdık, B 2'ye 0, C 3'e 0, A, B, E doğrusu almış, A, E ve C, D dikmiş. A, E ve C, D dikse şuraya dik açımı yazdım. C, D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi AB doğrusu için x bölü 2 artı y bölü 4 1 olmalı diye yazıyorum. Buradan ne yapıyorum? 2x artı y paydalarını eşitledim. Şöyle eşitleyelim. 2x artı y bölü 4 1 ise 4'ü karşıya attım. 2x artı y 4'tür diyorum. 2x artı y 4 ise ben şimdi bunun eğimini bulmam lazım. Y eşittir 4 eksi 2x. Bunun birinci türevi bize eğimi veriyordu. Veya ne yapıyorduk? X'in önündeki katsayıya bakıyorduk. İstersen buradan birinci türevini alabilirim. İstersen y'ye eşit deyip x'in önündeki katsayı alırım. O zaman m, a, b yani türe eğimi eksi 2'dir diyorum. Peki CD doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şu an ne yapmam lazım? Eğimlerinin çarpımının eksi 1 olması gerekiyor. DC ile DC doğrusuyla
AB doğrusunun, evet şu AB doğrusunun eğimleri çarpımı 1 olması gerekiyor. MAB çarpı MDC eşittir eksi 1'dir diyorum. O zaman eksi 2 çarpı MDC, şöyle aşağı yazalım, ise MDC 1 bölü 2'dir. Şimdi şıklara bakıyorum. Şıklarda hangisinin eğimi 1 bölü 2'dir? C'nin de eğimi 1 bölü 2'dir. D'nin de eğimi 1 bölü 2'dir. A'nın 1'dir. B'nin 1'dir. E'nin 1'dir. O zaman ne yapıyorum? C ve D kaldı şu an. Şimdi bir de benim neyi bulmam lazım? CD doğrusunda x 0 için. CD doğrusu x eşittir 0 için y negatif olacak. O zaman hangi şıkkım olur diye bakıyorum. C ile D kalmıştı. C'de ne vardı? 2x eksi x eksi 3. Karşıya attım 3'ü. Artı 1 bölü 2 oldu. Ama ben ne istiyorum? Eksi 1 bölü 3 olmasını istiyorum. O zaman D şıkkım diyorum. Doğru cevabımdır. 68. sorumuza geçelim. Fx eşitmiş eksi x kare artı m artı 1 x artı m. Fonksiyonun alabileceği en büyük değer 2 olduğuna göre m'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır diyor. Fonksiyon, bu bir parabol. Şöyle çizdiğimde bu parabolün alabileceği en büyük değer 2 ne demek? Tepe noktası yani. Şurası en fazla y eşitmiş 2'dir diyorum. O zaman ne yapıyorum? Tepe noktasından yani T, R, K'yı bulmam lazım. Benim R'm neymiş? R'yi nasıl buluyordum? Eksi B bölü 2A'dan. Eksi B burada ne oluyor? X'in önündeki katsayı. Eksi M artı 1 bölü 2 çarpı X'in önündeki katsayı eksi 1. Eksi 1 ile çarptım. Şuradaki eksiler artı olsun. M artı 1 bölü 2. R'yi buldum. Şimdi R'yi bulduğumda K'yı bulmak için ne yapıyordum? R'yi buldum, R'yi yerine yazıyordum. O zaman fx eşittir. Eksi, şöyle büyük yazalım. M artı 1 bölü 2'nin karesi artı M artı 1 bölü 2 çarpı M artı 1 artı M. Bu da neye eşitmiş? Bu da 2'ye eşitmiş. Şimdi bakıyorum. Ayıralım şöyle. Fx eşittir ya da direkt artık 2 de yazabilirim. 2 eşittir. Eksi m artı 1'in karesi bölü 4. Artı m artı 1'in karesi yaptı. Bölü 2 artı m. Şimdi ne yapmam lazım? Şöyle şunu bırakalım. Paydaları 4'te eşitleyeyim. Şunu 4 ile çarpayım. Bunu 2 ile çarpayım. 2 eşittir. Eksi m artı 1'in karesi artı 2 çarpı m artı 1'in karesi artı 4m bölü 4'müş. 4'ü karşıya attım. 8 eşittir. Artık açabilirim bunları. Şu yan tarafa geçeyim. Şimdi 8 eşitmiş. M artı 1'in karesi, birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 2M artı 1 artı ikincinin karesi. Şimdi 2 çarpı artı 2 çarpı yine M artı 1'in karesini alıyorum. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı ve ikincinin karesini aldım. Geriye ne kaldı? 4M. Tamam, şimdi ne yapacağım? Paranteze dağıtacağım. Eksiyi dağıtıyorum. 8 eşitmiş. Eksi m kare. Eksi 2m. Eksi 1. 2'yi dağıtıyorum. Artı 2m kare. Artı 4m. Artı 2. Burada da bir 4m'im varmış. Şimdi eksi m kare. M kareleri topladım. Ne kaldı elimde? Bir tane m kare kaldı. M'lere bakıyorum. Eksi 2m. 4 daha 2m.
4 daha 6m'miş. Artı 6m. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Sayılara bakıyorum. Artı 1 eşitmiş 8'e. Şimdi bu denklemimde m'i bulmam lazım. 8'i de şöyle içeriye alayım. M'in karesi artı 6 tane m eksi 7 eşitmiş 0'a. Çarpanlarını ayırıyorum. M m diye dağılıyor ve 7'ye eksi 1 diye. O zaman m artı 7 m eksi 1 eşitmiş 0. 1 kökü 7'ymiş, eksi 7'ymiş. 1 kökü neymiş? Artı 1'miş. Bana neyi soruyordu? Bunların çarpımını. Eksi 7 çarpı 1'den eksi 7 olduğunu buluyorum. Veya şuraya bulduktan sonra kökler şuraya bulduktan sonra kökler çarpımı c bölü a'dan c'm ne? Eksi 7. A ne burada? 1. Buradan da eksi 7 olduğunu bulabilirdim. Şimdi 69'u geçelim. Bir tane parabol vermiş. X eksenimi ve Y eksenimi çizdim. Şöyle birbirini kesen iki tane parabol çiziyorum. Burası B noktası. Burası A. Burası merkezim 0. Şu GX. Bu da FX. Fx fonksiyonu x artı 2'nin karesiymiş. Gx fonksiyonum ise x kareymiş. ABO üçgenin alanını soruyor. Şurada kalan üçgenin alanını soruyor bana. Şimdi ne yapmam lazım? Fonksiyonun grafikleri verilmiş. Kestikleri noktayı bulmam için birbirine eşitliyorum. Gx, x kare, x artı 2'nin karesi eşitmiş x kareye. Ne yapıyorum? Parantezi açıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x artı 4. X kare eşitmiş. X kareler gitti. 4x artı 4 ise 4'ü hemen karşıya attım. 4x eksi 4'e eşit. X eşittir. Eksi 1'e diyorum. Şimdi ne yapıyorum? Bunu bir de fx'imi 0'a eşitlemem lazım. Şöyle yapalım. X artı 2'nin karesi eşittir 0 ise x artı 2 eşittir 0. X eşittir eksi 2 diyorum. Şimdi bulduğum üçgende benim tabanım 2 oldu. Yüksekliğim ne oldu? 1 oldu. O üçgeni şöyle, şöyle küçük yazalım. Burası 2. Yüksekliği 1. Burası B. Burası A. Burası 0. Neydi üçgenimin alanı? Taban çarpı. Yükseklik bölü 2. Sadeleştirdim. 1 birimmiş bu. A, O, B ya da A, B, O üçgenimin alanı diyorum. Şimdi son sorumuza geçiyoruz. Son soru içlerinde en kolay olan sorumuzdu. Bunu herkesin basit, herkese basit geldiğini ve kolaylıkla yaptığını düşünüyorum. Şimdi 70. sorumuz diyor ki 2x eksi y 5'e eşitmiş. X artı y 4'e eşitmiş. Ax artı 4y 12'ymiş. Doğruları aynı noktada kesiştiğine göre a kaçtır diyor. 12'ye eşitmiş şurası. Şimdi benim a'yı bulmam için ne yapmam lazım? Bir x'i y'yi bilmem lazım öncelikle. Ben şu iki denklemden x'i ve y'yi bulabilir miyim? 2x eksi y 5'miş. X artı y 4'müş. Zaten bunların ikisini toplasam y'ler birbirini götürecek. 3x 9 olacak. 3x 9 ise bir tanesi 3'tür diyorum. Bir tanesi 3 ise burada yerine yazdım. 3 artı y 4'müş. 3'ü karşıya attım. Y de neymiş? 1'miş. Tamam, x'i buldum, y'yi buldum. Hemen şurada yerine yazayım. A çarpı x. X neydi? 3. Yani 3 tane a artı 4 çarpı 1. Yani 4 eşitmiş 12. Karşıya attım. 3A 8 ise her tarafı 3'e bölerim. Bir tane A 8 bölü 3'tür diyorum.
Evet, sorularımızın sonuna geldik. Bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım güzel geçmiştir sınavınız. Kendinize iyi bakın.